Geçmişten geleceğe, nesilden nesile, nefesten nefese. TRT Radyoları, Türkiye'nin ortak sesi. Değerli dinleyiciler, şu anda TRT Kent Radyo Ankara'dasınız. Ankara radyosuna kavuştu. 105.6. İstanbul radyosuna kavuştu. 106.6. TRT Kent Radyo İstanbul. 4 milyon İzmirli, gözünüz aydın. TRT Kent Radyo 99.1 İzmir. İzmir'de Kent Radyo açılalı beri insanlar büyük bir dikkat ve ilgiyle İzmir Radyosu, Kent Radyo'yu dinlemekte. Tabii ki bu önemli bir ihtiyaçtı ve tabii ki kentli kentini... Değerli seyirciler ve değerli dinleyiciler. İstanbul Mesut Cemil Stüdyosu'na hoş geldiniz. Sizler... TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz değerli seyirciler ve değerli dinleyiciler. Sizler de TRT Kent Radyo başına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızın az önce söylemeye çalıştıklarını anlatacağız. Bugün ne anlatacağız biliyor musunuz? TRT Kent Radyolarını anlatacağız size. Herkes TRT Kent Radyolarını konuşuyor İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Nedir bu TRT Kent Radyo? 1,5 aydır gerçekten medyada, radyolarda, televizyonlarda TRT Kent Radyo konuşuluyor. Üstelik henüz daha tanıtım akşamını yapmamışken, bu akşama gelmeden hepimiz çok yoğun şekilde çalışıyoruz. 1,5 ay önce bir bebek doğdu ama aslında hiç de bir bebek değildi. Çok tecrübeli bir bebekti. Çünkü TRT radyolarının 88 yıllık bir geçmişi var. Bugün burada sizlerle birlikte TRT Kent Radyolarında ne var, ne çalınır, ne konu edilir? Bunları konuşacağız. İzmir'den, Ankara'dan ve İstanbul'dan arkadaşlarımız anlatacaklar. Elbette müzik de olacak. Fakat her gecenin bir nazar boncuğu var elbette. Bir orkestra yönetmenimiz vardı. Provalar tamdı ama... Maalesef bu gece ulaşamadı. Deminden beri onu telefonla... Dur. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Ulaştı. Ulaştı. Ben anonsu şey yapmadım değil mi? Yani hayır. Ulaştı, hemen bozmadan bir boşluğu doldurayım dedim. Son zamanlarda... Yavuz Bey, yalnız TRT FM'de programınız yok muydu sizin? Yanlış gelmiş olmayasınız. Ben boşluk dolduran bir komedyen olarak... talimat aldım, hemen şey yapacağım. Ne yapacaksınız? Dolduracağım. Nereyi? Sahneyi. Nasıl bir şekilde? Artık olabildiğince kelizmatik. Bakacağız. Yalnız sizin bir besteniz var, ben biliyorum. Evet. Kent radyolarla ilgili. Son zamanlarda seneye de belki Eurovision'a bu şarkıyla gidelim. Kendine gel, kendine. Dön evet. De bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kel oldu. Gideyim. Ben Eurovision'da zaten dur bakalım. Abi ben elimden geldiğince, gerçi orkestra şefimiz her an gelebilir ama. Gelebilir. O gelmeden ben vazifemi yapayım. O halde siz orkestranın başına alalım. Ve hadi bakalım. Eğlenelim, gezelim, çalalım, oynayalım, hep beraber
Çık sen İstanbul'da, eğlenelim, coşalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine bekleriz. Her zaman gelirdi. Alkışlarımızla. Efendim, TRT Kent Radyo Ankara'dan 12 Ocak Pazartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla merhaba dedik başkente. Ankara'nın taşlı yolları vardı önümüzde. Omuzlarımızda siyasetin merkezi olmanın ve gri şehir yakıştırmasının ağırlığıyla birlikte. Hepsini aşmak için azmimiz vardı ama. Umudumuz ve heyecanımızda. Bir asra yaklaşan radyoculuk deneyiminin güveni vardı ardımızda. Mesut Cemillerin, Emel Gazi Mihallerin, Vedat Nedim Törlerin, Mahmut Ali Öngörenlerin radyosuydu burası. TRT Kent Radyo Ankara'dasınız. Ankara radyosuna kavuştu. 105.6. Efendim buraya bakın, buradayız. Stüdyomuzun müzik köşesindeyiz. Ankara Radyosu Spiker'in anonsunu dinledik. Ankara Kent Radyo'nun. Ali Kemal Bey. Nasıl gidiyor Kent Radyo Ankara? Bizim açımızdan gayet iyi efendim. Bizim için de öyle, harikasınız. Sizin de yanınızda çok hoş bir konuk görüyorum. Sevgili Murat Evgin, hoş geldin. Merhaba sevgili Kerem. Ama biz Erol Evgin'i bekliyorduk. Öyle mi? Evet. Oğlunu mu gönderdin? Yalnız bu arada... Yani çok bu orijinal espri için... Siz... Yani alkış gerçekten. Yalnız... Yani soracak diye beklerken böyle güzel bir orijinal bir espri. Yalnız işi tabii ki işin ciddi tarafına gelelim. Genç sanatçılarımıza destek vermemiz evet, gerekiyor. Gerçekten. Erol Bey'e veriyor musunuz gereken desteği? Tabii. Her türlü. Artık kendi ayakları üstüne dursun. Şaka bir yana Erol Bey'in kliplerini Murat çekiyor değil mi? Evet. En son Siirt'te mi bir hikayeniz vardı? Mardin'de. Mardin'de. Evet. Damdan dama. Evet. Yani beste, hem beste anlamında hem klip anlamında Engin tecrübelerinden faydalansınız. Şimdi klibi seyrettiniz mi bilmiyorum ama klipte şöyle. Erol Evgin bir hanımın peşinden, aşığının peşinden koşuyor ama Cüneyt Arkın var. Damdan dama uçuyor. Taklalar atarak yuvarlanıyor falan. Bir bakıyoruz Erol Evgin hop bir anda Cüneyt Arkın gibi. Haksız mıyım? Böyle bir klipti galiba değil mi? Evet. Kimdi? Dublör kimdi? Bir yarışmadan bir arkadaşımızdı. Muhammed isimli bir arkadaşımız. Biraz onun böyle eski bir filmi Dublör vardı. Muhammed, onun havasında çektik yani. Renkli Dünya filmi vardı. Gülşen Vurkoğlu ile çektiği. Harika. O filme benzettiğimiz bir klipti. Peki. Yeni bir şarkı var. Yeni bir single. Değil evet, mi? Evet. Şimdi ama bu akşam başka bir şarkı söylemek Hangisi? İstiyorum. Yani İstanbul'u anlatan hani bambaşka bir şehir çünkü bizim evet, için de İstanbul. Doğru. Bu aslında bir dizide müziği değil mi? Dizi müziği evet, bu. Aslında öyle ünlenen
Ve sevgili Murat Evgin de Kent Radyolarımızda program yapan, canlı olarak hem canlı müzik yapan Eser Taşkıran'la birlikte ki şu anda piyanoda harika çocuk Eser Taşkıran orada. Buyurun efendim. Alkışlarımızla Murat Evgin. Ömrüm geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutsuzluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardında bekleyeni gözleri yolda. Siren sesi çıkmaz sokaklar, kadere yedik düşmüş hayatlar. Engel değil kör karanlıklar, İçimde bir ses adını sayıklar. Başka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutsuzluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardımda bekleyeni gözleri yolda. Beraber söyler miyiz? Ra 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 ra. ...1927'de başladı yolculuğumuz. Alo alo, muhterem Sami'in diyerek seslenmişti Eşref Şefik ustamız... ...Sirkeci Büyük Postane'den 5 kilovatlık bir vericiyle. O vakitler hemen hemen kimsenin evinde radyo alıcısı yoktu. Akşam oldu mu İstanbullular Büyük Postane'nin önünde Sirkeci'de toplanır... ...ajansı dinlerlerdi. Memleket meselelerini birlikte öğrenirler, birlikte tartışırlardı. İlk yayından itibaren yayıncılarımızın, ustalarımızın gayesi insanlarımızı birbirleriyle yakınlaştırmaktı. Kentin sesiyle, İstanbul'un bütün sesleriyle TRT Kent Radyo İstanbul'da sizlerleyiz. 106.6 frekansından yayınımız güzel bir İstanbul türküsüyle devam ediyor şimdi. Hemen huzurlarınıza Arzu Akmeş'e ve Celal Bakar'ı davet ediyorum. Thank you.
akşam olsun söyleyeyim suçlarını. İki şey vardır, ancak ölümle unutulur diyor Nazım Hikmet. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Hem annemizin hem şehrimizin parçasıyız aslında bizler. Anne yanı da yüzünü ruhunu bildiğimiz şehir de aslında kendimizi güvende hissettiğimiz yerlerdir. İşte 12 Ocak'ta TRT Kent Radyo İzmir'de kentle buluşmayı, kentin sesini duymayı, duyurmayı ve kentlileri birbiriyle buluşturmayı amaçladık. Kent ve kentte yaşayanların aynası olmayı görev belledik kendimize. Mikrofonlarımızı gazetecisinden öğretmenine, sağlıkçısından sanatçısına, sporcusundan aşçısına, aklınıza gelebilecek her kesime uzattık. Bir kentte ne anlatılıyorsa kısaca istedik ki TRT Kent Radyo İzmir'de de bütün bunlar dile getirilsin. Ve o kentin kokusu her daim her insanda yaşasın. Bu gerekçeyle diyoruz ki 99.1 TRT Kent Radyo İzmir tüm kentlilerin ortak noktası oldu. Ama müzikleri de son derece güzel oldu. İşte hemen örneği Kerem seni dinliyoruz. Yalnız sevgili Funda sizinki biraz torpilli olmuş. Biraz torpilli oldu. Bir daha söyler misiniz sloganınızı? TRT Kent Radyo İzmir 99.1. Tam kafiye. İstanbul'da Ankara'da yok bu. Hafif kıskanmadık değil Kerem. Değil efendim müzik köşemizde, canlı müzik köşemizde yine çok sevdiğimiz, beğendiğimiz bir sanatçı ile birlikteyiz ki kendisi yine Kent Radyo İstanbul'un ordusunda yer alıyor. Sevgili Jale hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok mutluyum. TRT ailesinin içinde olmaktan, daha önce de TRT FM'de evet. Program yapıyordum. Bir kez daha bu mutluluğu bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Programı dinliyorum. Harika canlı müzikler. Zaten canlı müzik üzerine kurulan kesinlikle. Bir yapı var. Evet. Evden abajurunu taşıyıp gelen tek şarkıcıyım. Tamamen ev atmosferi yaşatmaya çalışıyoruz. Harika. Sürçülisan ediyorsak da affolun. O zaman değerli gitaristimizle Koray'la birlikte. Alkışlarımızla Jale. Yolları zorladım. Gittim olmadı, kaldım olmadı. Bitti diyorsan laf değil. Bir anlık öfke zannetme. Çoktan harcadım sabrımı. Kaçtım olmadı, sustu olmadı. Bitti diyorsam laf değil. Artık bu son veda üzgünüm. Nefret etme benden üzgünüm. İster miydim hoşça kal demek. Elim kolum bağlı üzgünüm.
günüm. Baştan yanlış yaptık üzgünüm. Seninle olmazdı üzgünüm. Az mı savaş verdim kendimle? Engellere yenildim üzgünüm. Çare aramadım zannetme. Çıkmaz yolları zorladım. Gittim olmadı, kaldım olmadı. Bitti diyorsan laf değil. Artık bu son veda. Nefret etme benden üzgünüm. İster miydim hoşça kal deme. Elim kolum bağlı üzgünüm. Baştan yanlış yaptık üzgünüm. Seninle olmazdı üzgünüm. Az mı savaş verdim kendimle? Engellere yenildim üzgünüm. Teşekkür ederim. Jale! Böyle güzel sesleri duyunca insan gerçekten bir spiker olarak kıskanıyor değerli konuklar. Zira yıllar öncesine de götürdü beni Jale'nin güzel parçası. Bundan tam 20 yıl önce Ankara Radyosu'nda sabah kuşağında şu anda genel müdürümüz Sayın Şenol Gökhan, daire başkanımız Adnan Arıkanlı ile çalıştığımız yıllarda hep beni ekonomi, siyaset tarzı programlara zorladılar. Oysa ben de sahnede olacaktım, kariyerimi mahvettiler. İşin şakası bir yana, kıskanmadığım bir şey var ki başkentten sizlere sesleniyor olmak. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sanatın, siyasetin, Türkçenin kalbi bildiğiniz gibi Ankara ve bir yuva Ankara Radyosu. Türkiye'nin kalbi ve başkentin sesi doğal olarak. Yalnız başkentin değil, tüm Anadolu'nun sesi. Yıllar yılı siyaset orada şekillendi. Sanata orada yön verildi. Küllerinden doğmuş bir millet sesini yıllarca o radyodan duyurdu. Atatürk bizim mikrofonlarımızdan seslendi ulusa, Anıtkabir'e yaptığı son yolculuğa da bizim mikrofonlarımız eşlik etti. Ajans haberleri, temsil saati, radyo çocuk kulübü bizim antenlerimizden duyuldu önce. Yurttan Sesler Korosu, radyo caz orkestrası, klasik Türk müziği korosu, evet burası Ankara Radyosu, radyoculuğun okulu. Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe Türkiye'nin sesi olmayı sürdüren Ankara Radyosu, TRT Kent Radyo Ankara'ya da ev sahipliği yapıyor. Ankara Radyosu'na kavuştu. 105.6. Çok teşekkürler ve güzel alkışlarınızın devamını Türk sanat müziğinin iki değerli sesi ve saz sanatçılarımız için rica ediyoruz. Melda Kuyucu Kılıç ve Mehmet Özkaya sizlerle birlikte. Mesut geceyi
camların altında verdiğin bu sevgi. Hatırla sevgili o mesut geceyi, camların altında verdiğin bu sevgi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersin, Allah'tan bulursun. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen, Allah'tan bulursun. Ateş olup yaksan da, Gonca güller taksan da, ahu alıp baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, Gonca güller taksan da, ahu alıp baksan da, affetmem asla seni. Aşkıma muhtaç olsan, sevgime ilaç olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklüden olsan, Ali Bek'ten şan olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklüden olsan, Ali Bek'ten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni. İstanbul'da yaşamak kolay değil, biliriz. Ama bir kez alıştık ya kentin keşmekeşine, derdine de, sıkıntısına da katlanır, İstanbul'dan bir türlü vazgeçemeyiz. Çoğu zaman hepimiz yapayalnız hissederiz bu kalabalığın ortasında. Gerçi bütün güzel hikayeler bir yalnızlıkla başlar. Karagöz hayal perdesinde belirdiğinde yapayalnızdır ve şöyle der kendi kendine. Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence medet. Ah efendim, ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa. Geliverse şu dört köşe perde üzre, o söylese ben dinlesem. Efendim, haddim olmayarak ben deniz söylesem o dinlese. İşte efendim geldik, sizinle söyleşmeye geldik. Siz söyleyin biz dinleyelim. Haddimiz olmayarak efendim biz söyleyelim siz dinleyin. Öyle 3-5 milyona da değil, Türkiye'nin üçte birine hitap ediyoruz İstanbul'un radyosunda. Artık İstanbul'un sizi dinleyen, sizi düşünen, duygularınızı merak eden, sizin sesinizi duyuran bir radyosu var. 106.6 TRT Kent Radyo İstanbul. Ve teşekkür ederiz. Bu kalabalığın keşmekeşin içinde biz hep yanınızdayız. Radyo her zaman yanınızda. Ama acaba pop müzik stüdyomuzda kim var? Hemen bakalım. Efendim pop müzik stüdyomuzda İzmir'den bir yer Antalya'ya, Antalya'dan da İstanbul'a gelen benim de gerçekten çok sevdiğim Eflatun var. Hoş geldin sevgili Eflatun. Hoş bulduk. Eflatun. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Eflatun, kendini şarkı tasarımcısı
olarak nitelendiriyorsun. Evet. Biraz açıklar mısın konuklarımıza da? Şimdi her şey olduğu gibi müziğin de şarkıların da bir yolculuğu var. Eskiden besteciler şarkıları yapıyordu. Hazır giyim gibi sanatçılar da gelip şu şarkıyı çok beğendim diyordu. Hı-hı. Ama işte hayatın globalleşmesi, internet hayatımıza girdikten sonra şarkıların da çehresi, şekli değişmeye başladı ve insanlar daha güzel, daha iyi tasarlanmış şarkılar talep etmeye başladılar. Terzi dikimi yani. Aynen öyle. O yüzden de şimdi ben bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir şarkı zaten sadece şarkıdan oluşmuyor. Bunun işte görseli, oradaki kelimelerin yerine oturması, her şey bir tasarım olmalı ki sizi internette yaptığınız iş milyonlara ulaşsın. Hatta işte Türkiye'nin sınırlarını aşsın. Kesinlikle aşabilsin. Öyle. Peki şimdi hangi tasarımını bize sergileyeceksin? Çok sevgili halkımızın çok iyi bildiğini düşündüğüm aslında bir düet şarkı bu. Sevgili Burcu Güneş'le seslendirmiştik. Çıkmaz Sokaklar, ben tek başıma seslendireceğim. Alkışlarımızla Eflatun. Korkularıyla yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bir telaş sarıyor önce yüreği. Gerçeklerle yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bak mesela benim gibi, ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum, sensizlikten korktuğum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum, kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının kıymetini. Aran deran doran dera, aran deran dora, aran dera şişa, heyra aran derin. Korkularıyla yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bir telaş sarıyor önce yüreği. Gerçeklerle yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bak mesela benim gibi, ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum, sensizlikten korktuğum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum, kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Azar azar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının kıymetini. Eflatun. Efendim, aslında herkes bilir. Biz İzmirliler kentimizi çok severiz. Biraz bölgeciyizdir yani. O nedenle İzmirli radyosunu da çok sevdi. Kent radyoya sahip çıktı. Ama aslında tüm bunların olacağını Kavafis çok önceden bilmiş de söylemiş. Bir başka ülkeye, bir başka denize girerim demiştin. Bundan daha iyi başka bir şehir bulunur elbet. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen
Yine aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin en sonunda. Dönüp dolaşıp en sonunda varılan yerde İzmir'de, şimdi İzmir'in bir de radyosu var. TRT Kent Radyo İzmir, Akdeniz'in 8500 yıllık liman şehrine TRT'nin seviyeli ve kaliteli yayıncılık geleneğiyle yepyeni bir soluk getirdi değerli konuklarımız. Victor Hugo'nun dediği gibi İzmir bir prensestir ve o güzel prensesin kendine yakışan güçlü bir sesi var artık. 99.1 TRT Kent Radyo İzmir. Bu güzel alkışların devamını rica ediyoruz. Caz müziğiyle devam edeceğiz efendim. Banu Kunt Işık sizlerle. Kent radyolarda hangi programlar kopal? Sorun söyleyelim efendim. Peki efendim. O zaman madem 18 saatlik bir canlı yayınımız var günde, sabah 7'den başlayalım ve bakalım sırayla Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de hangi programlarımız varmış? 7-9 arası Ankara uyanıyor. Köprüden önce son çıkış. Günaydın İzmir. Şimdi köprüden önce son çıkış demişken Murat Kazanasmaz aramızda. Ona bir alkış istiyorum. İstanbul'un trafiğinin efendisi Murat Kazanasmaz. Teşekkür ediyoruz. 9-11 Kent gündemi bizden size. İstanbul Radyo Kulübü.
İzmir'de ekonomi, İzmir'in renkleri. Peki efendim, öğleye doğru gelelim. 11-13 desek? Biz bize, hayat bilgisi, hayat arkadaşı. Baba Ali yokuşundan. İzmir'de sağlık, İzmir'de kadın ve yaşam. 13-15. Şehir atlası, yaşayan Ankara, işte Ankara. İstanbul, iki kıta, üç köprü. İzmir tarihi, artı eksi, ikna oldum. Ben de öyle. 15-17. Kentine gel. Ders adet. İzmir'de serbest kürsü. Efendim artık dry time, işe dönüş vakti. Bakalım radyolarda neler var? Çifte tarife. Alternatif güzergah. İzmir'de akşam vakti, daha ne olsun. Ve 19-21. Artı 19. Şehir hatları. İzmir'de spor. Daha sonra hava kararıyor efendim. 21-23 kuşağına geliyoruz. Müzik durağı, kent hikayeleri. Biz Heybeli'de her gece. İşte fırsat, İzmir'de tiyatro geceleri. Ve artık yayınımızın sonlarına yaklaşıyoruz. 23-1. Hayatın içinden müzik kutusu, Ankara rüzgarı. Beyoğlu'nda gezersin. Kent kitaplığı, İzmir'de gençlik ve müzik. Bizde bunlar var. Peki sende ne var? Bende ne var? Bende Kent Radyo İstanbul'da program yapan bir sanatçımız daha var. Soner Bey, sizin programınız kaçta kaç arasıydı? 21-23 arasında. Ama heyecandan başka bir saat söyleyebilirdim inan. Radyoya o kadar alışmışım ki. Sevgili Soner, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ferhat Köse. Nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Efendim aslında Soner Arıcan'ın daha önce minik bir radyoculuk geçmişi var idi ama Soner bana diyor ki ben radyoculuğa TRT Kent Radyo İstanbul'la başladım. Çok farklı bir duygu diyor. Neler söyleyeceksin? Kesinlikle öyle. Benim için çok farklı bir deneyim. Ciddi sorumluluk isteyen bir şey. Çok heyecanlı. Ama beni de geliştiren, sanatçı olarak da geliştiren, insan olarak da başka şeylerin de farkına varmamı sağlayan çok önemli bir kurumdayız. Çok ciddi bir iş yapıyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Yani ilk teklif geldiğinde biraz tereddütlüydüm. Evet. Samimi söylemek gerekirse. Korkmak da gerek bazen. Korku çünkü bazı ciddiyetsiz şeylere engel olabiliyor. Ama çok güzel oldu. Güzel de gidiyor. Gittikçe alışıyorum. Dinleyiciyle de ilişkimiz çok iyi. 3 haftada bir Ferhat'la birlikte canlı müzik de yapıyoruz. Konu başlıklarımız var. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Radyo gerçekten dinleyici olarak benim için çok önemliydi ama bir fiil o mikrofon başında olduktan sonra benim için önemi çok 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 katlandı. Program harika gidiyor. Kulağımız sizde ve şimdi de kulağımız sizde. Bir düet var zannediyorum. Evet, aynı öyle. Ferhat'la birlikte söylediğimiz bir şarkı zaten. Hani 3 haftada da bir bunu yapıyoruz diye oradan bir örnek vermiş oluruz. Dinliyoruz efendim. Alkışlarımızla Ferhat Köse ve Soner Arıca. Zor muydu biraz daha kalman benimle? Olmaz mıydım senin için her yola yoldaş? Coşmaz artık garip gönül gelen güne. Ayrılığın benim için bağrımda bir taş. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. La 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 la. Ne kaldı senden bana şimdi geriye? Kırık dökük birkaç parça hayalden başka. Diyemedim kal diye
neden siz öyle? Uğurladım seni ben gönül biçare. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. Gitme demek için yolum yoktu. Aslında içimde feryadım çoktu. Öyle baktım ardından çaresizce. Darbe oldu bana. Darbe oldu bana bu aşkın sonu. Ferhat Köse, Soner Arıca alkışlarımızla. Teşekkür ediyoruz. Kent radyoları konuştuk da arkadaşlar, hiç spordan bahsetmedik. Kent radyolarda spor yok mu? Var, İzmir'de olmaz. Var. Neler var mesela? İzmir'de spor programı var. Sizde? Bizde de var. Sizde? Olmaz mı? Ama bizde de Metin Tekin var. Sarı Fırtına! Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle kırmadığınız için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz bizi. Kent Radyo İstanbul dinliyor musunuz? Evet deyin. Evet tabii ki. İzmir, Ankara? Tabii ki. Biliyor muyum? Çok çok teşekkür ediyoruz. Metin Ali Feyyaz'ın Metin'i bizimle birlikte. Ve bugün hayatında ilk defa bir orkestra yönetecek. İlk defa. Peki. Ama böyle bir seçimde emin misiniz? Ben bir kere daha soruyorum. Peki orkestra yönetecek lisansınız var mı? Antrenör lisansım var. Olur. Orkestra yönetecek. Elbette olur. Maalesef, elbette maalesef, olur. Maalesef. Biz tabii ki sevgili Metin geldi. Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir sporcu, futbolcu. Bu sene Beşiktaş Avrupa arenasında bizi en iyi temsil eden takımdı. Evet, elendiler ama sonuçta tebrik ediyoruz. Bizi çok büyük heyecan yaşattılar. Dünü karıştırmayalım. Dünü karıştırmayalım dedi. O halde alkışlarımızla Metin Tekin'i orkestranın başına, orayı yönetmeye davet ediyoruz efendim. Hadi bakalım. Bizim eller ne güzel eller.
kalsın koç yiğitler. Ay bizim eller ne güzel eller. Sevgili Metin Tekin, sevgili Metin Tekin, provada bunlar yoktu. Seni görünce böyle oldu. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı doğruyoruz Metin Tekin bizi kırmadığı için. Efendim, spikerlerimizi de sahneye alalım. Son bir şarkıyla bu akşamki Kent Radyo tanıtım gecemizi noktalayacağız. Hep birlikte. Yavuz, hoş geldin. Fakat biz istiyoruz ki protokolümüz de lütfen bizlere katılsın. Çünkü hep birlikte memleketimi söyleyeceğiz. Buyurun efendim.
köşesi cennetim, ezilir yar için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Anadolu'm bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdala, yunusuna emrara, mutluların kurban benim yurduma. Erişilmez sırrına, sen boz sorarsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkalmış benim memleketim. Lay 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 lay. Geçmişten geleceğe, nesilden nesile, nefesten nefese. TRT Radyoları, Türkiye'nin ortak sesi.